Sıvı çözeltiler ve çözdürülük ünitemizin 3. videosuna hoş geldiniz. 3. videoda koligatif özelliklerde kaynama noktası ve buhar basıncı kısmını işleyeceğiz. Önemli pek çok yerde karşımıza çıkıyor. TET bilgisi olarak da bazen karşımıza çıkıyor. Bazen fizikte de soruyorlar. Peki nedir? Koligatif özellik. Koligatif özellik arkadaşlar çözünen türün atom, iyon ve molekülün toplam derişimine bağlı olarak değişen Maddenin cinsine değil de derişimine bağlı olan özelliklere verdiğimiz isimler. Buhar basıncı alçalması, kaynama noktası, yükselmesi, donma noktası, düşmesi, ozmotik basınç, elektrik, etkenliği bunların hepsi koligatif özellik. Buhar basıncı alçalmasıyla başlayalım. Birden fazla maddeyi karıştırıyoruz. Bu karışımın buhar basıncını nasıl ölçeceğiz, nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar su ile alkol için burada formülü örnek verdim. Suyun buhar basıncı çarpı suyun molar artı alkolün buhar basıncı çarpı alkolün molü böyle toplam mol yani benim buhar basıncım çarpı benim molüm artı senin buhar basıncın çarpı senin molün. Böyle toplam mol yaptığımızda karışımın buhar basıncını buluyoruz. Hadi şuradan hemen yapalım. Basit örneklerimiz var. 3 mol su 2 mol alkol. Bakın 3 mol su çarpı suyun buhar basıncı artı 2 mol alkol çarpı alkolün buhar basıncı bölü toplam mol. 3 artı 2. 3 çarpı 55 165. 2 çarpı 270 540 bölü 5. 540, 640, 700, 700, 1410, 141 çıkar karışımın buhar basıncı. Şuraya bakalım bir ki katı çözersek ne olacak? Aynı formül. Sadece katının buhar basıncı yok. Katıların buhar basıncı olmaz. Yani 0,4 çarpı 0 artı 5,6 çarpı 24. Şu 20 biraz kötü bir 20 oldu. Bölü glikozun molü artı suyun molü. Şu 0 olduğu için gitti. 5.6 0,4 daha 6. 24 daha 6 sadeleşti. 4. 4 çarpı 5.6 22,4 olarak karışımın buhar basıncını bulduk. Birinci koligatif özelliğimiz bu. İkinci koligatif özelliğimiz de kaynama noktası yükselmesi. Kaynama noktası yükselmesinin diğer adı ebilyoskopi. Şimdi bir sıvıda Su da uçucu olmayan bir katı çözdün. Tuz çözdün, şeker çözdün. Tuz molekülleri su moleküllerini kendine çekiyor. Kendine çektiği için suyun uçmasını kolaylaştırıyor. Uçuculuğu, buhar basıncı düşürüp kaynama noktasını arttırıyor. Kaynama noktası artış toplam tanecik derişimiyle doğru orantılı. Şöyle grafik üzerinden bakalım. Su normalde yüzde kaynıyordu. Tuz attığında T1'de kaynamaya başladı. İşte suyun yüzden T1'e kadar olan bu artışı delta T'yi biz kim formülüyle hesaplıyoruz? K çözücünün türüne bağlı olarak bir sabit sorular size veriliyor. I çözülendeki iyon sayısı formülündeki M de molalite. Karşılaştırma sorularında molalite de kullanabilirsin ama hesaplamada molalite kullanıyoruz arkadaşlar. Delta T eşittir kim? Hadi yapalım. Hadi şurada sorumuz var. Hemen yazıyorum. Delta T eşittir K 0,52 çarpı I 1 potasyum 1 nitrat 2 iyon çarpı m 2 bölü 0,5 mol bölü kilogram yaptım. 2 bölü 0,5 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 0,52. 8 çarpı 0,5 4. 8 kere 2 16. 4,16 m eder. Bu bakın arkadaşlar kaynama noktasındaki artış kaynama noktası değil. Bunu 100'ün üzerine ekleyeceğiz. Yani 100 artı 4,16'dan 104,16 olacak Çözeltimizin kaynama noktası. Anlaştık değil mi? Suyun üzerine ekliyoruz. Burada ne diyor? 400 gram suda 192 gram x 2 so 43 katısı çözülmesiyle oluşan çözeltinin bir atmosferdeki kaynamaya başlama sıcaklığı 3,12 derecedir. Buna göre X2SO4 3'ün mol kütlesi nedir? Hemen formülde yerine yazalım yine. Delta T eşittir. Kimdi formülümüz? Delta T'miz bakın 3,12 derece. Eşittir k 0,52 çarpı iyon sayısı 2 buradan 3 buradan 5 çarpı molalitede de çözünenin molü bölü suyun kilogramı. Hemen buradan işlemlerimizi yapalım. Bakalım ne çıkacak? 3, 12, 0, 52. Bu bunun 6 katı. 5'i bu tarafa alırsak 6 bölü 5. 12 bölü 10, 1, 0.4 1.2 2.4 0.48 mol çıkar. Molünü bulduk. Bana kütlesini vermiş. Hemen bakın şu bilgiyle şu bilgiyi birleştiriyorum. 0.48 molü 192 gramsa 1 molü kaç gramdır? Herhalde 400 çıkar. Şuradan hemen kopya çekeyim ben. Hesap makinesiyle yapayım. Evet, 400 çıkıyor. Yanlış işlem yapmamışız. 400 x 2 co 4 3'ün mol kütlesi ha, bana da onu soruyormuş. X'e ayrı sormuyormuş. O zaman işlemim burada bitti. Anlaştık değil mi? Kim deyip yerine yazıyoruz. Peki. Hani biraz önce bir grafik verdik ya. Suya tuz eklediğimizde kaynama noktası artıyor. Hadi gelin bu grafiği inceleyelim. Bu grafiğin her bölgesinde neler oluyor? Bakalım. Arkadaşlar. A, doymamış tuzlu suyun grafiği. Şöyle şurada kırmızı olarak çizeyim mi A, komple. Şöyle biraz büyük alırsak sanırsam ki. Öyle şeye gerek kalmaz defalarca karalamamıza. Piroz'un cihazımız şeyi geri alıp silmedik değil mi? Tamam. Şöyle bakın. A, B, C'de doymamış tuzlu suyun grafiği. A, E, B ise, A, E, F ise saf suyun kaynama grafiği. Öncelikle suya tuz attığımızda delta T'ye kadar yükseldi. Bu delta T'nin ne olduğunu biliyorduk. Delta T suyun kimi? kim kadar yükseliyor. Burada ilk bilgi. Kimle hesapladığınız şey kaynamaya başladığı noktadır. Tuzu su bu noktadan sonra sıcaklığı artarak kaynamaya devam eder. Neden? Şimdi suya tuz attık. Ne demiştik? Suya tuz attığımızda tuz su moleküllerini kendine çekiyor. Tuz su moleküllerini kendine çektiği için suyun daha geç kaynamasına sebep oluyor. Peki su geldi. Delta T kadar arttı. B gibi bir sıcaklıkta kaynamaya başladı. Daha geç kaynadı. Kaynamaya başladığı anda su mu buharlaşıyor? Tuz mu? Su buharlaşıyor değil mi? Tuz kalıyor. Peki su buharlaştıkça tuzun suya oranı artmış olmuyor mu? Tuz aynı. E, tuzun suya oranı artarsa tuz suyu gitgide daha çok çeker. Gitgide daha çok çeker. Bakın bunu formülde de görüyoruz. Kimde? M yani molalite. Çözünenin molü. bölü suyun kilogramı değil mi? E, su gitgide azalıyor ama en sabit. Dolayısıyla molalite sürekli artıyor. Molalite sürekli arttığı için arkadaşlar kaynama noktası da BC arasında sürekli artar. Yani BC arasında olan şey su buharlaştı tuz kaldı. Çözeltinin derişimi arttı. Çözeltinin derişimi arttığı için kaynama noktası arttı. Nereye kadar? Nereye kadar artacak? Doyuncaya kadar arkadaşlar. C noktasına kadar. C noktasında çözelti doydu. Doyduktan sonra daha fazla tuz oranı artamaz. Su buharlaşır tuz çöker. Su buharlaşır tuz çöker. Oranı sabit olduğu için kaynama noktası da sabit olarak devam eder. Anlaştık değil mi? Hemen burada inceleyelim mi? A noktası, şöyle küçültelim daha iyi görebilmeniz için. A noktası saf sıvının başlama şey, sıvıların ısınmaya başladığı sıcaklıklardır. Bizim sıvılarımız sıfırdan yüksek bir sıcaklıkta başlıyor. Örneğin soru size sıfır deseydi bu grafikler yanlış olurdu. Başlangıçtan başlamadığı için. AB aralığında tuzlu su ısınır. Tuzlu suyun sıcaklığı artar. Sıcaklığı arttığı için buhar basıncı artar. BC arası, yani kaynamaya başladıktan doyuncaya kadar olan süre. B noktası pardon önce varmış. B noktası tuzlu suyun kaynamaya başladığı sıcaklıktır. Bu kaynamaya başladığı sıcaklığı saf suyun üzerine kime ekleyerek buluruz. BC aralığında doymamış tuzlu su kaynar. Doymamış tuzlu su kaynarken su buharlaşır, tuz buharlaşmaz. Bunun sonucu olarak tuz oranı sürekli artar. Tuz oranı arttığı için BC aralığında kaynama noktası sürekli olarak artar. Ancak unutmayın, kaynayan bir sıvının buhar basıncı dış basıncı eşittir. BC aralığında kaynadığı için buhar basıncı sürekli dış basıncı eşittir. Sıcaklığı artıyor olsa bile dış basınç değişmedikçe buhar basıncım değişmez. C noktası için ne demiştik? C noktasında tuzlu su doygunluğa ulaştı. CD arasında doygun tuzlu su kaynıyor. Su buharlaşırken tuz kabın dibine çöküyor. Bu yüzden derişimi sabit. Derişimi sabit olduğu için kaynama noktası da sabit. Buhar basıncı, buhar basıncı zaten sabit çünkü kaynıyor kaynayan bir sıvının buhar basıncı dış basıncı eşittir arkadaşlar. Grafik çizilirken suyun ve tuzun tuzlu suyun eşit kütlede olduğu varsayıldı. Bu yüzden su bakın daha hızlı ısındı. Daha düşük sürede kaynadı. Eğer biz suyu daha fazla alsak süresi uzayabilir. Sıcaklığı değil bakın süresi. Aldığı ısı uzayabilir. Saf su E noktasında kaynamaya başlayınca EF arasında buhar basıncı dış basıncı eşit. Dolayısıyla saf suyun bakın şu aradaki buhar basıncı Tuzlu suyun şu aradaki buhar basıncı ne eşit? Çünkü ikisi de buhar basıncını dış basıncı eşit demiş. Başka 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 dış basınç kaynama noktasıyla doğru orantılıdır. Dış basıncı arttırsaydık suyun da tuzlu suyun da kaynama noktasını arttırabilirdik. Suyun kaynama noktası ile tuzlu suyun kaynama noktası arasındaki farkı da kimle hesapladığımızı biliyorsunuz. Hadi bakalım sorularımıza bu konuyla ilgili. X sıvısı ağzı açık bir kapta kaynatılıyor. Grafiklerden hangisi? X'in saf olduğunu kanıtlar. Şimdi kaynayan bütün sıvıların buhar basıncı sabittir. Bu saf olduğunu kanıtlamaz. Saf sıvıların kaynarken sıcaklığı sabittir. Olur. Bakın dikkat edin burada sıcaklık artmış. Ancak buhar basıncı artmamış. Bu kesinlikle bir karışımdır. Çünkü saf maddeler kaynarken sıcaklıkları artmazlar. Buhar basıncını sabitlediğine göre dış basıncı eşitlemiş. Kaynıyor. Kaynarken sıcaklığı artan madde bu madde kesinlikle tuzlu su. Anlaştık değil mi? Yalnız iki. X'in saf olduğunu kanıtlar. Şurada yine bir sorumuz var. Direkt bölgelerle ilgili. Ne diyor? Sıvının buhar basıncının dış basıncı eşitliğinde sıcaklık sıvının kaynamaya başlama sıcaklığıdır. Evet. Kaynama noktasının tanımı bu. anında doymuş çözeltinin sıcaklığı sabittir. Bakın durur. şurası doymuş çözeltiydi. Sabit. Doymamışın sıcaklığı sabit değildir. Kaynamakta olan suya tuz attığında kaynama noktası arttığı için kaynama bir süre durur. Sonra bir daha kaynar. Bu grafikten yoğunlukla ilgili herhangi bir fikre ulaşamayız. Hangisi doymamış şekerli suya aittir diyor. Doymamış şekerli suyun kaynama grafiği şöyle artıyor olacak. Bu olmaz. E hocam bir nasıl olabilir? Yüzde kaynamış bir atmosfer değildir. Daha düşük basınçtadır. Yani burada su 90'da kaynıyordur örneğin. Anlaştık mı? Basınçtan bahsetmiyor ya. O yüzden 1 ve 3 doymamış şekerli su veya tuzlu su olabilir. Sanırsam ki koligatif özelliklerin ilk kısmında anlaştık. Koligatif özelliklerin ikinci videosunda da donma noktası, ozmotik basınç ve elektrik bahsedeceğiz. Çözeltileri sınıflandıracağız. Son videomuzda çözünürlük hakkında. Görüşmek üzere.